Hocam iyi akşamlar. Başar Bey iyi akşamlar diliyorum. Onur abiye ve Orhan Bey'e de saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun hocam. Sakinleştin mi? Sakinleştin mi biraz? Biraz sakinleştim abi. Böyle zor olur. 88. dakikada hakikaten insanın evet. kafası bozulur. Haklısın. Evet. Hocam neler oldu 88. dakika? Gerçi maçın sonuna kadar başa baş bir mücadele gösterdi takımınız. Evet. Öncelikle bunun için tebrik ediyorum sizi de. Evet. Son dakikaya kadar mücadeleci bir maç oynadı öğrencileriniz. Ama son dakikalarda gelen bir gol ve arkasından saha içinde bir kırmızı kart. Sanıyorum bir yardımcınız ve bir yönetici de tribünlere gönderildi. Evet şimdi maç genel anlamda tabii korakor geçti. Özellikle erken bulduğumuz gol bizim avantajımız olmalıydı ama bu avantajı çok kullanamadık açıkçası. Fenerbahçe çok önde oynamaya başladığı bölümlerde arkaya ne derin koşular yapabildik ne de o bölgeye atabildik dolayısıyla. Dolayısıyla ilk kere biraz baskı yedik ama ilk kere özellikle arkadaşlarımızla konuştuktan sonra topun değerini biraz daha bilip daha sahip olarak oynadık. Dolayısıyla ikinci yarı tam denk güçlerin müsabakası gibi geçti. Kazanabilirdik. Kazanabilecek pozisyonlar da bulduk. Ama maalesef oyunun son bölümünde yine ilk yarıda olduğu gibi ikinci yarıda son bölümlerinde yediğimiz bir golle puansız ayrılmak zorunda kaldık. Söyleyecek çok fazla bir şeyim bulamıyorum yani bunun dışında. Pozisyondaki ayak kaldırma Ergin Keleş'in faul verilmesi gereken olmadığını söylüyorlar. Doğru mudur, evet. nedir? Sizin değerlendirmeniz nedir? Onur abi şöyle söyleyeyim. Faul de olabilir, olmadığıdır. Hakemin taktiği buna saygı gösteriyorum. Ama faul olduktan sonra eğer topla oyuncu yaklaşık bir 10-15 metre gittikten sonra çalınıyorsa, hatta bir adamı daha geçtikten sonra çalınıyorsa bizim açımızdan düşündürücü. Yoksa pozisyon faul de olabilir, olmayabilir. Onun etkisi oyuncularım zaten biraz sıkıntı yaşadık. O bölümde konsantrasyonu ondan da aldı. Yoksa onun dışında faul de çalmadı, çalmıyor. Taktir açanındır mutlaka. Bir şey de demedik, kararlarını da eleştirmedik. Ama benim sadece eleştirmek istediğim farklı bir konu var. Yani yanın farkıyla ilgili. Çünkü ben de yanına gittim ve birebir olayın içerisindeyim. Yani yaya kart gösterdi Sayın Hüseyin Göçek. Kart gösterdikten sonra yardımcılarından bir tanesi sarı kartının olduğunu söyledi ve ikinci sarıdan yaya attı. Ama daha sonra duydum ki farklı şey söylemiş, küfrettiğini falan söylemiş. Hüseyin Göçek'in Arapçasının olup olmadığını açıkçası bilmiyorum. Yani yayanın İngilizce tek kelime bilmediğini söyleyebilirim. Türkçe'de hiç bilmeyen bir oyuncu. Umarım bu hatasını telafi eder, en azından bu konuda adaletli olur. Kırmızı, direkt kırmızı gösterdiğini söylemiş hakem. Yani, öyle bir şey. Yani hatırlıyorum Onur abi, pozisyonu birebir yaşayan biri olarak adalet istiyorum ve dürüstlük istiyorum Sayın Göçek'ten. Çünkü sarı gösterdi, sarısı var deyince iki kırmızıyı gösterdi. Yanındaki hakemlerden bir tanesi sarısı var dedi ve onun üzerine kırmızı gösterdi. Daha sonra bu hatasında bir haftayla umarım telafi etmeye çalışmadı. İnşallah düzelir. Geçmiş olsun diyorum. Uçağa gideceksiniz galiba.